Amerika Birleşik Devletleri ve Küba'dan yapılan eş zamanlı ilişkilerde yeni dönem açıklaması Venezuela'yı yalnızlığa itti. Hugo Chavez'in koltuğunu devralan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2013 yılında Küba'yı ziyaret ederek ilişkileri derinleştirmişti. 5 saat boyunca Fidel'le Chavez ve anıları hakkında konuştuk. Stratejik müttefiklik ötesine geçen bu ilişkilerin nasıl inşa edildiğini hatırladık. Bu iki kardeş ilişkisi. Chavez ve Fidel tarafından anti-emperyalizm ilkesiyle 2004 yılında kurulan Alba Zirvesi geçtiğimiz pazar günü Havana'da yapıldı. Zirvede Raúl Maduro'ya bir kez daha büyük kuzey komşulara karşı olan muhalefeti hatırlattı. Bizim ittifakımız görünür bir çıkış yolu bile bulamadan krizler içinde boğulan hegemonik güçlere karşı gerçek sosyal ve ekonomik bir alternatiftir. Fakat iki ülke arasındaki ittifak ideolojiden ibaret değil. Küba her gün yaklaşık 100 bin varil Venezuela petrolünü indirimli fiyattan alıyor. Bu ticaretin karşılığında Kübalı doktorlar Venezuela'da görev yapıyor. Bunun yanında Havana'ya ekonomik bağımlılık da bulunuyor. Caracas yönetimi şimdi uluslararası piyasada hızla düşen petrol fiyatlarıyla yüzleşiyor. Ülkenin ihracattan elde ettiği gelirin %96'sı petrol satışlarından geliyor. Venezuela dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan ülkeleri arasında. Bütün bunlara karşın hükümet bütçe kesintisine gitti. Ayrıca devamlı yükselen enflasyon sorunu da var. Enflasyon oranı artık her 3 ayda bir düzenli olarak yayınlanıyor. Ağustos ayında açıklanan son oran %63.4 ile dünyanın en yüksekleri arasında yer almıştı. Venezuela Başkanı Maduro, Havana ve Washington arasındaki buzların erimeye başladığını ortaya koyan açıklamalardan 2 gün önce Amerikan yönetimini topa tutmuştu. Maduro, Amerika'da iş yapan Venezuelalılara yaptırım uygulamasını öngören kongre kararıyla dalga geçmişti. İki ülkenin son 4 yıldır diplomatik ilişkileri sadece ticaretle kısıtlı.